Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Doğukan. Ben Recep. Daha önce Instagram üzerinden sürdürdüğümüz canlı yayınları yeni bir konsept üzerinde YouTube'da video çalışması olarak sizlere sergileyeceğiz. Bu da bir açılış videomuzdu, ilk videomuz. Aynen. Birazcık heyecanlıyız. Kusura bakmayın bundan kaynaklı. Bu tür şeyleri sizler de kameranın karşısına geçtiğiniz zaman anlamış olacağınızı umuyorum. Aynen. Biraz hatalarımız olabilir ama ilk başlarda görmezden gelirseniz bizi mutlu etmiş olursunuz. Aynen öyle. Tekrardan hoş geldiniz kanalımıza. Bu konseptle ilgili birazcık bilgi verelim isterseniz siz değerli takipçilerimize. Instagram üzerinde canlı yayınlarımızda her hafta sektörün önemli konularını, gündem maddelerini yüz üstüne yatırıyorduk ve sizlerden gelen sorulara da elimizden de geldiğince cevaplıyorduk. Fakat gelen talepler doğrultusunda biz bunu YouTube kanalına uyarlamaya karar verdik. Hani çünkü Instagram'da 24 saat bir süresi mevcut bu yayını izlemek için. Fakat YouTube'da öyle bir zaman sınırlamamız yok. Bu vesileyle de bundan böyle bu canlı yayınlarımızı tabi istisnai durumlar olacak tabi gene yayınlarımız sürdürülecek fakat %80 ağırlıkta YouTube üzerinden sizlere tekrardan aktarım sağlayacağız. Yani aslında bizim normalde böyle bir planımız vardı ama biraz daha geç planlıyorduk bu programı. Ama bizim canlı yayınlardan sonra Instagram'daki DM'lere özellikle fazlaca mesaj gelince bunu Evet. YouTube'a doğru uyarlar mısınız diye biz de bunu biraz daha ön tarafa çekmiş olduk zamanını. Dilersen artık yavaş yavaş başlayalım. Hani çok fazla da insanların canını sıkmayalım. Aynen öyle. Fazla da sizlerin canınızı sıkmadan. Aynen. Videoya başlayalım. Bizim bu haftaki konularımızdan bir tanesi geçtiğimiz hafta düzenlenen Buzzword Fuarı. Onunla ilgili size izlenimlerimizi aktaracağız. Doğukan istersen sen başla ilk önce. Ben de Tabii. sana yorumlarımla katılayım. Tabii ki. Arkadaşlar bu yılki fuar İstanbul'da İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşti. Geçtiğimiz dönem gerçekleşen fuar ise İzmir'deydi. Katılımcılar açısından çok bir parlak katılımcı listesi mevcut değildi. Bizim ilgi alanımızı değerlendirecek gerekirse sadece Mapar Otomotiv mevcuttu. İlgi alanımız doğrultusunda olan Yani konuklarla. aslında Otokar'la Isuzu'yu da aslında bunun içine katabiliriz. Burada birkaç tane de VIP dizayn yapan firmalar da vardı. Bunlar da aslında bizim konseptimize biraz daha uygun, yani heves ettiğimiz işle alakalı. Otobüs dediğimizde bir tek Mapar bizim ilgi alanımıza giriyordu. Onun haricinde maalesef ne MAN, ne Mercedes, ne Texo. Temsa'yı fuarda göremedik. Adli Temsa'yı aslında görememek çok da Problem abes değil değil, ama. problem değil. Çünkü zaten Temsa'nın bulunduğu durumdan dolayı böyle bir fuara katılması çok da mümkün değildi. Ama şöyle de bir şey var. Geçen, yani bundan 2 sene önceki fuarda da Temsa, Mercedes, MAN yine katılmadı. Maalesef bizim üreticiler bu Buzzword fuarına katılmadığı için bizim için aslında sönük geçmeye başladı fuarlar. Ya aslında ziyaretçi bakımından da hani incelediğimizde biz 3 gün boyunca fuar merkezinde, fuar alanındaydık. Hani öyle aman aman bir kalabalığa ben rastlamadım. Daha önceki yıllarda yapılanlara katıldım. Bir hareket vardı, bir heyecan vardı. İşte Mercedes'in veya başka bir firmanın, Setra'nın olsun, nasıl bir fuar aracı, işte kuşaklı araçlar, renkli araçlar. İç döşemesi nasıl olacak? Ne Aynen. gibi fonksiyonel özellikleri eklenecek bu araçlara diye bir meraklanma mevcuttu. Ama Ama yani bu sene de, bu seneyi de demeyeyim. Hatta bir önceki 2 sene önceki İzmir fuarında da yine aynı şey geçerliydi. Maalesef biz bu heyecanlarla fuarlara katılamıyoruz. Benim üzüldüğüm nokta da şu. Hadi ben ucundan kıyısından yakaladım bazı şeyleri. Genç arkadaşlar maalesef bu heyecanı tadamıyorlar. Bu evet. güzellikleri göremiyorlar. Ben yani bizi takip ederlerse daha önceki yıllardaki İzmir fuarlarındaki Setra otobüslerin kuşaklarıdır, işte Mercedes otobüslerin, MAN'ların özel yapım koltukları olsun, kuşakları olsun, renkleri olsun. Yani bunları bizim sitemizden de takip edebilirler. Çok ayrı bir şeydi. Zaten o zamanlarda yani fuar arabası almak demek çok prestijli bir şeydi. Ama maalesef günümüzde bu tarz şeyler olmuyor. Lansman araçları bile beyaz çıkıyor. Üzerlerinde sadece kuşak var. Yani eskiden burun kıvıracağımız, görmezden geleceğimiz otobüsler şu an bizim önümüze farklı bir araçmış gibi önümüze sunuluyor. Maalesef ülkenin durumundan mı kaynaklı diyeyim, otobüsçülük sektörünün
bulunduğu durumdan mı diyeyim, böyle bir durum söz konusu. Ama inşallah bu ilerleyen yıllarda değişir diye umuyoruz. Aslında biz 2016 Trevor lansmanında umutlanmıştık. Evet. Renkli arabalar vardı. Ama turizmalarda da gerçi gene renkli arabalar vardı ama maalesef firmalar bir türlü o renkli araç furyasına tekrardan geri dönmediler. Aslında renkli araç aslında demişken... Aslında ucundan yakaladılar gibi oldu bir 2016 yıllarında o yeni lansman araçlarında piyasaya sunulmasının ardından kaplama, gerek kaplama olsun gerek boyama olsun bir atak gerçekleşti ama sönük kaldı. Aynen. Ya aslında bir dipnot ekleyeyim. Konumuzla da çok alakası yok ama şimdi seçin alacağı Temsa maratonlarda yine renkli araçlar göreceğiz. Bu bilgiyi belki birçok yerde, birçok demeyeyim hiçbir yerde duymamışsınızdır. Jet'in teslim alacağı araçlar var yine maraton. Onların da renkleri 4 farklı renk olacak. Bu renkleri ben size şimdiden söylemeyeyim. Biraz sürpriz olsun. Ama en azından farklı renkler olacağını ben şimdiden size bildireyim. Sizin de aklınızın köşesinde bir yer edinsin. Biz yine fuara geri dönelim. Konuyu da çok fazla saptırmayalım. Fuarda benim en de dikkatimi çeken araç Mapar Otomotiv'in yapmış olduğu VIP Design Starliner oldu. Daha önce Mapar Otomotiv bu tarz bir VIP Design aracı Fas milli takımına tedarik etmişti. Fakat araçlar yeni 0 km Van Liyos koçlardı. Starliner'ın o estetik görünümüne de bence ben çok yakıştırdım bu dizaynı. Çok başarılı işçilik, çok kaliteli malzemeler tercih edilmiş. Cidden yani evin olmasın o araçla her türlü ihtiyacını giderebilir, hayatını sürdürebilirsin yani. Ben çok bayıldım. Ya aynen yani imkanlar doğrultusunda. Yani aslında zaten bugün sıfır araç alan bir insan o VIP dizayn Starliner'ı da çok rahatlıkla satın alabilir. Aslında hani çok böyle aman aman uçuk fiyatlarda denmeyebilir. Ha ama kullanış bakımından veya işte sana getirisi konusundan hangi ne kadar verimli olabilir? Orası biraz tabii muamma ama sanatçılar için, parti liderleri için veya işte spor kulüpleri yani için. Spor kulüpleri için yani bunun gibi işlerle uğraşan kişilerde mesela Mapar'ın dizayn etmiş olduğu Starliner çok biçilmiş bir kaftan. Aynen öyle. Yani o konuda şimdi bunu biraz da takip edenler biliyordur ya zaten aracı görmüşlerdir videolarını vesairelerini. Genelde daha çok fiyatını merak ediyorlar. Biz fiyat için şöyle söyleyelim, net bir rakam yok. Şöyle bir net bir rakam yok. Evet. Şimdi bu araçlar insanların kendi özel isteklerine göre yapıldığı için tamam bu araç yapılmış ayrı mesele ama VR dizaynlarda ucu açık bir aynen limit yani mevcut. Senin kullanmak istediğin parçaya göre, eşyaya göre bunun rakamları değişiyor ama ortalama fiyatları 1-1,5 milyon arasında değişiyor. Buna araba da dahil içine. Evet. Araba zaten 2006 model Starliner. Kusursuz bir işçilikle de Mapar'ın dizayn ettiği aracı yani almak isteyenler bence kaçırmamalı. Şu an birkaç tane bildiğim kadarıyla müşterisi var. Hala görüşmeleri sürüyor. Tam netleşen bir şey yok. Ama aklında, kafasında olanlar bence acele etsin. Araç her an satılabilir yani. Evet, dizayn araçtan oldukça bahsettik. Hatta yani bizim dikkatimizi çektiğimiz, konuştuğumuz süreden anlayabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz diğer fuardan ve diğer araçlardan da bahsedelim. Mapar Otomotiv dediğimiz gibi dizayn büyük bir Starliner'la katıldı. Onun yanında keza 2+1 koltuk dizimli bir Neoplan Starliner mevcuttu. Bunu da Adıyaman Gülaras Turizm firması satın aldı. Şu an yollarda bu araçta. Burada görebilirsiniz yollarda. Fuarda karşınıza çıkmadıysa eğer. Fuara gelemediyseniz ya da. Onun dışında Asya Tur'a ait 2 adet bir araç mevcuttu. Biri Temsa Maraton, diğeri de Temsa Safir olmak üzere. Ön arka facelift hale getirilmiş bir Safir'di. Safir Plus'a döndürülmüştü. Yani bizim kendi dilimizce size belki ağır gelebilir. Ama ben şöyle izah edeyim size tekrardan. Aracın görünümü Safir Plus. Ama aracın kendisi normalde Safir 2. Aracı dış kasası tekrardan makyajlanıp o şekilde piyasaya sunulmuş. Asya Tur'un da neden orada olduğunu çok merak eden insanlar evet. Var. Bu aracın dış kasasının değişmesinden sebep Mapar'da Asya Tur'un arabasını sergiledi fuarda. Evet. Çokça sorulardan biri de bu araçla ilgili. Araç kaplama değil arkadaşlar. Orijinal sarı boya yani.
Kaplama mevcut değil bu araçta. Renk orijinal boya atılmış bir renk. Üstüne kuşak uyarlandı. Arkadaşlar benim en çok dikkatimi çeken şeylerden biri de Sapphire Plus'ta. Tabii çakma kasa Sapphire Plus'ta. Rafların Starliner'lardaki gibi kapaklı mı vaziyette? Aynen kapaklı olması. Değişik bir özellik katmış arabaya. Aslında uçak havası katmış bir nebze. Uçak seyahatlerinde de üst eşya raflarına baktığımız zaman. Yani dolap... şimdi Sapphire'e uçak havası katmış dersek belki linç yiyebiliriz. Yani bizimki sadece bir benzetme. Hani çok da uçak demeyelim ama yani en azından iç dizaynında biraz uçağı andırmış. Aynen. Ama tabii bir Starliner'daki kadar güzel durmuyor. Yani bunu da dipnot olarak ekleyelim. Yani onun tasarımını biraz daha ona uygun şekilde yapmışlar. En azından bu işte sarkmaları önler, işte veya işte laptopların düşmesini, çantaların düşmesini engelleyecek şekilde. Evet. O konuda biraz daha kullanışlı bir ekleme yapmışlar raflara. Bunun yanı sıra arkadaşlar Mopar Otomotiv standında bir adet de nostaljik bir araç mevcuttu. Efsane 302. Evet, efsane 302. Bunu tırnak içinde belirtelim. Bir radyo yayıncısı Nihat Sırdar Bey'e ait kendi tamamen kendi dizayn ve zevkine yönelik yapmış olduğu nostaljik bir 302 marka, Mercedes-Benz 302 marka bir araç mevcuttu. Bu da çokça fuarda ziyaretçilerinin dikkatini çeken bir araç oldu. Bizim Instagram'daki yayınlarda da arkadaşlar sormuş, direksiyonda emniyet kemeri bağlıydı. Neden bunu koydular diye sormuşlar. Maalesef yani biz bakmaktan ziyade dokunmayı çok seviyoruz. Evet, millet olarak. Öyle bir sıkıntımız var. Ondan dolayı da aracın şoförü emniyet kemerini direksiyona bağladı. Çünkü fitesle falan oynadıkları için arabanın evet, herhangi bir şeyine zarar gelmemesi adına o emniyet kemerini bağladılar. Onu da hani takip eden gelenler görmüşlerdir. Yani bilgileri yoksa en azından biz de bilgilendirmiş olalım. Devam ettiğimizde otokar standında otokarın şehir içi servis araçlarının yanı sıra da Doruk T modeli mevcuttu. Yenilenen iç tasarımı ve motor gücüyle 43 artı 1 artı 1 koltuklu Cummins Euro 6 motorlu bir Doruk T mevcuttu. Ve yanı sıra Otokar Kent yani halk otobüsü modelinin elektrikli versiyonunu fuarda ziyaretçilerine tanıtmış oldular. Devam ettiğimizde Anadolu Isuzu fuara 3 adet şehir içi otobüs segmentinde kullandıkları araçlarını getirmişler. Fakat bu araçlar alternatif yakıtla çalışan araçlardı. Elektrikli bir araç vardı, Nova City Life yani şehir içi modeli. Gene 12 metrelik şehir içi halk otobüs segmentinde de CNG'li aracı mevcuttu. Fuarda diğer yer alan da Karsan vardı. Karsan'da Jest elektrikli ve Atak elektrikliyle katılmış. Bu araçlarda BEV teknolojisi mevcut arkadaşlar. Motoru tamamen BEV motoru adı altında geçiliyor. BEV mühendisleri tarafından geliştirilen bir motor. İç dizaynını hani inceleyecek olursak inovasyon olarak birazcık geliştirme yapmışlar. Fakat yolcu konforu açısından ben hiç beğenmedim. Aynen. Çok plastik koltuklar vardı. Yani evet. Özellikle Türkiye'de bunlar ne kadar nasıl diyeyim? Yani kullanışlı olur. Biraz beni düşündürdü. Çünkü bizim insanımız biraz sert oturmayı böyle lap diye oturmayı sevdiği için koltuklar bence belli bir süreden sonra kırılma yapabilir gibi düşünüyorum. Hani biz BMC belde koltuklarıyla büyümüş insanlarız. Yani bu koltuklar biraz fazla narin gibi geldi bana. Umarım bu hatadan dönerler. Fuarda sergiledikleri gibi değildir umarım gerçek hayatta da koltuklar. Yani onu düzeltirse aracın dış dizaynı vesairesi aslında şoför konsolu, şoför mahalli çok güzel. Ama dediğim gibi sadece o koltuklar biraz sınıfta bırakmış yani Karsan Atak ve Jest elektriği. Aynen öyle, katılıyorum bu konuda sana. Ama yani ben şimdi yine biraz fuarın dışına çıkmış olacak ama yani bu Atak, Sultan Leyfe, Nova City'ler maalesef ben çok kullanışlı bulamıyorum. Yani bunları hangi akla hizmet yaptılar mı diyeyim yani veya hiç mi bunların kontrollerini yapmadılar? Ya otobüse bindiğin zaman çok büyük bir eziyet çekiyorsun. Şoförlerle alakalı da olabilir bilmiyorum. Yani dur kalklarda aşırı bir savrulma yaşıyor yolcular. Zaten bizim insanımız arkaya doğru ilerleme mantığı biraz sıkıntılı olduğu için
arabanın içi çok dar kalıyor. Yoğun saatlerde müthiş bir sıkıntı yaşanıyor araçların içerisinde. Bunları yetkililere de ilettik ama inşallah bunun bir çözümü bulunur yani. Yoksa bu şekilde uzun bir süre gitmesi ne kadar sağlıklı olur bilmiyorum. Yani eski tip, yüksek tipteki özel halk otobüslerini arar duruma geliyoruz yani. Ben onlara kötü diyordum ama bu yeni çıkan alçak tabanlar hepsinden kötü yani, öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar, fuara kaldığımız yerden devam ettiğimizde sektörümüzün olmazsa olmazı yan sanayi üreticilerinin standlarını geziyoruz birer birer. Aynen. Biraz da koltukçulardan bahsedelim istersen. Evet. Innova vardı, SG vardı ve Pullman. Pullman, bir de Kiel'inkini ben gördüm. Belki evet, gözden kaçırdıklarımız da vardır ama yani biraz fuar alanında ufak olduğu için hepsi iç içe. Yani standların bazıları kimin olduğu belli değil. Maalesef yani fuarı organizasyon olarak çok düşük bir fuardı benim gözümde. Katılan arkadaşların da çok farklı düşündüğünü düşünmüyorum. Onlar da aynı kanıdadır diye umuyorum. Fuardan genel olarak aktaracaklarımız bunlar arkadaşlar. İyisiyle kötüsüyle bir Bahsöğüt fuarının daha sonuna geldik. Sizlere dilimizin döndüğünce fuarı anlatmaya, tanıtmaya çalıştık. Bu tarz videolarımızın devam etmesi için lütfen bize abone olmayı unutmayınız. Yorumlarda da eksik yönlerimiz olabilir, hatalı yönlerimiz olabilir, şunu şöyle yapsanız daha güzel olabilir diye düşündükleriniz mevcutsa eğer, bunları da yorum kısmından mutlaka bize belirtin. Yorumlarınız bizim için oldukça kıymetli. Hatta konuşmak, yani sormak istedikleri bir şeyler tabii, varsa, tabii. Yani merak ettikleri şeyler, biz onları ilerleyen programlarda da ele alırız. Aynen öyle. Akıllarında kalan soru işaretlerini de gidermiş oluruz. Evet. Bunları yorum kısmında belirtirseniz biz de size elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce ifade etmeye çalışırız. Sosyal medya hesaplarımızı mutlaka takip etmeyi unutmayın. Sektörden her daim haberiniz olsun arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.